Evet sevgili izleyicilerimiz, Üçminar Köyü'nden izlenimlerim programımız devam ediyor. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Köyümüze, yaylamıza beş geldiniz, hoş geldiniz. Sayın Mahmut Bey. Sayın Mahmut Bey, bu gelmiş olduğumuz bölge köyümüzün burası mevkisi. Bu mevkide güzel kaynaklarımız vardır. Yukarısı Kıdırıngöl mevkisi. Kıdırıngöl'de de güzel bir çeşmemiz vardır. Ya, içme sularımız vardır. Hayvanlara işte içme suyu olarak göletlerimiz vardır. Güzel eğlencelerimiz vardır. Ve on aşağı inerken buraya Bulasan mevkii. Burada güzel kaynak sularımız vardır. Devlet babamızın, devleti yöneten başbakanımızın, bakanlarımızın ve bürokratlarımızın yardımıyla, hizmetleriyle bu Bulasan mevkisindeki gördüğünüz suyu köyümüze alacağız içme suyu olarak. Müsait edilmiştir. Müsait Bey de işte kanalımızı şimdi geçerken göreceğiz. Köyümüze kadar kanal yarıldı, açıldı. İnşallah bu sene ki havalar da güzel giderse temennimiz şu andaki mevcut suyu köyümüzün mevcut bulunan şebekesine, deposuna alacağız. Allah'tan bir mani olmazsa Sayın Mahmut Bey. Evet. Dolayısıyla bu güzel kaynak içme suyumuzu köyde, köyümüzün insanları, gelen güzel insanlar, misafirlerimiz içecekler ve mağduriyetimizi kaldıracağız yani inşallah. Devlet babamızın yardımıyla içme suyu yokluğumuzu, mağduriyetimizi dolayısıyla kaldırmış olacağız. Evet, şimdilik söylediklerim bu kadar. Başka bir arzunuz varsa bana iletiniz. Peki, teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Sağ olun. İsterseniz yani belli bir şöyle çıkalım belli bir bölgelere veyahut aynı kanal boyu gidelim. Zamanda kısıtlı, saatimizde gelmek üzere akşam karanlık saatine kalmadan. Tamam, biz kanal boyu kanal bir devam boyu edelim şöyle bir. Hem röportajımı yapmış oluruz. Bak köyümüzün de yaylalarında köyümüzün büyükbaş hayvanları otlanıyor. Köyümüz güzel bir köydür Mahmut Bey. Güzel yaylaları, meraları vardır. Bu meralardan Elazığ'daki hemşerilerimiz de faydalanmasıdır. Bugüne kadar belki 15 gündür oradan gelen 1000 tane, 1500 tane sürüler, koyunlar, küçükbaş koyunlar bu arazimizden otlanarak kendi memleketlerine gidiyorlar. Ve bu güzel sularımızdan da faydalanıyorlar. Onlar da hoş sefayla gitsinler Mahmut Bey. Evet, peki, teşekkürler. Gidiyorum vefasız. Gez gelirse markam sıralar yar. Çıkma yaylalara vurdu kuş olur. Bu sene de cibri gideyden yağır. Çıkma yaylalara kurdu kuş olur. Bu sene de dibri gideyden yağ. Atını dizginle karşıda durdur. Tandır ekmeğini heybeme doldur. Şiginin gödeşin yoğurdu buldu. Beni dinle buralarda eğlen yar. Şi günün gödeşin yoğurdu buldur. Beni dinle bu köylerde eğlen yar. Dereyi geçin gel üstten geçersin. Durasın kimisi de bir su içersin. El iskide yonca beni biçersin. Karşıya geç paynikte eğlen yar. El iskide yonca beni biçersin. Karşıya geç paynikte eğlen yar. Yükkanın altında bir hapa var. Araba çıkamaz yollardan.
Oluhman'dan öte anzar vardır. Deli dinle bu köylerde deniyor. Oluhman'dan öte anzar vardır. Deli dinle Hamza Göktaş'tan eğleniyor. Bulutlunun fuardan görünür türünük. Onlar bizde, biz onlardan büyüdük. İsim söylemezdik, kardeş dedik. Beni dinle dayım, gilden eylem ya. Söylemezdik kardeş dedik. Beni dinle teyzem, gilde eylen ya. Anladın mı bu Hasan'ın halını? Yine yitirdi kızı ile gelini. Yiğitleri yetim koymaz yarini. Bu senede üç duvarda eylen yar. Yiğitleri yetim koymaz yarini. Bu senede üç duvarda eylen yar. Ben ölürüm eylen yar. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız Sayın Mahmut Bey. Sağ olasınız. Sizin de ağzınıza yüreğinize sağlık. Sayın Mahmut Bey, şimdi biz köyümüze aldığımız bu su burası mevkinden demiştik. Ancak bu mevki Bulasan'ın buradan çıkarken bu bulunduğumuz Devurpar'ın Gran. Evet. Devurpar'ın Gran'dan Sedresi'nin Çökek'ten altı sözünde bir gölet var. Göletin altından Turanlar mevkisi. Turanların Kaş'tan diyelim. Turanların Kaş'tan Köşedaş'tan bizim İstanbul Tepesi dediğimiz Çökek'ten köyün üzerindeki bahçelerin yamacından eski depoya dökülecek. Evet. Depoya alınacak. Peki kaç kilometre vardır mesafesi? 5 kilometre efendim. 5 kilometre. Ölçüme göre 5 kilometre, 5000 metre uzunluğundaki bu kanalı inşallah bu sene kar kış olmadan müteahhit köyümüze getirir de kendisi de zarar etmez inşallah. İnşallah. Köyümüze çıkarsa. Bu mevkiler saydığım gibi bu mevkilerden geçecek. Diyeceğim o ki, görüyorsun şu karşıda gördüğümüz Ardıcören. Hemen Ardıcören'in altında ova gibi yer gider böyle her iki tarafı taş. Orak Yaban'ın Boğaz deriz. Evet. Yaban'ın Boğaz'dan, Dökmetaş'ın Raş'tan Damundüz deriz. Damundüz yerlidir yani. Eskiden köyümüzün hayvanları, davarı, malı oralarda otlanırdı, orada kalırdı. Oradan işte in aşağı şu taştan sizin dediğimiz, şu gördüğümüz Caban'ın taştan, ora burası Bulasan'ın taş deriz. Onun arkası Gayabaş'ın aşağı iner Hıdır'ın gölden işte Bulasan'ı görüyoruz. Evet. Evet. Köyümüzün arazi yapısı, arazi sistemi malumanın önünde. Bu şekilde köyümüzün bizlere tanıtmış olduk. Yerleşik, evet, köyümüzün coğrafi yapısı, yerleşik bölgesi bu şekilde gördüğünüz gibi tanıtımımız bu şekildedir. Peki, teşekkür Sayın ederiz. Sayın Mahmut Bey, deminki görüşmemizde işte Bulasan'dan Gavurparı'nın Kaş'tan Tedresi'nin Çökek aşağı inildik. Şu bulunduğumuz yer Tedresi'nin Çökek bölgeleri. İşte şu gördüğün ardıç, ben 50 sene evvel buralara koyun kuzu giderken bu ardıçlar canlılığına devam ediyormuş demek ki hala maşallah diyeyim. Şu anda göründüğü gibi çok güzel bir görünüm var diyeyim arkadaşlarım.
arazimiz diyeyim. Bu şekilde gidiyoruz diyeyim. Alt sözünün kölesine doğru gidiyoruz Mahmut Bey diyeyim. Evet. Evet, şimdi geldik. Mahmut Bey, burası da Altın Sözlü'nün gölesi kardeşim. Evet. Mahmut Bey, burası da Altın Sözlü göletinin kaynağı, çeşmesi. Gözesi. Gözesi yani, evet. Buyurun, buyurun. Gözesi işte buradan, biz de vaktiyle burada çok su içtik. Şu hemen bitişik tarladı bizim tarlamız. Çok da güzel suyu vardı. Buranın da çok suyu güzeldir. Evet. Sayın Mahmut Bey, burası da işte Haydar'ın Söğütler'in göze. Şurada çok azalmış suyumuz. Eskiden daha çok çıkıyordu. Fakat çok güzel çay oluyor bu suyun. Şurada belki görebiliyor musunuz bilemiyorum ama. Evet. Sopanın ucundaki şeyde çok az akıyor. Ama çok meşhur suyudur buranın Haydar'ın Söğütler mevkisi dediğimiz göze. İşte zamanla sular da azaldı herhalde. Ondan kar yağmayınca herhalde sular da azalmış oluyor sanırım. Tamam. Ulan. Sayın Mahmut Bey, şu gördüğünüz şehirde bizim Divriği ilçemiz, Sivas vilayetine bağlı Divriği ilçemiz. İşte burada ilçemizin köyleri, sanırım tarih olarak 1213 yıllarında Mengücegoğulları herhalde burada yerleşke yapmışlar. Başka bir olarak burayı kullanmışlar. Dolayısıyla insanlarımız burada hayatlarını idame ettiriyorlar. Evet. Burası da Turanların Gaş. Bulunduğumuz bölgede Turanların Gaş oluyor. Evet. Evet efendim. Mahmutcuğum, bu bulunduğumuz noktada Közüredaş. Dediğimizde de Közüredaş. Şu Samanzerisi köyler dediğimizde köy karşı köyler. Divriğe bağlı köyler. Samanzerisi köyleri. Derken işte bizim köyümüzde şu tepenin arkasında. İşte kanal şuradan devam edecek. İşte Köseredaş'tan hemen dönüp İstanbul Tepesi dediğimiz noktadan köyün üzerinden bahçelerden ana depoya. Evet sevgili izleyicilerimiz, Bulasan'la başlayan yolculuğumuz devam ettik ve köyümüze geldik. Üçpınar köyüne geldik. Şimdi buranın nereye olduğunu bize Hasan Süngünen'i anlatacak. Teşekkür ederim Mahmut Bey. İşte burası da en son İstanbul Tepesi dediğimiz yer. Buradan işte bizim karşıda bizim köyümüz Özüttin gibi Üçpınar Köyü ve o ağaçlıkların üzerinden, bahçelerin üzerinden bu kanal, gördüğünüz kanal devam ediyor ve depomuza girecek su. İnşallah. Evet Mahmut Bey, işte bu görüntülerimiz için, verdiğiniz bu görüntüler için teşekkür ederiz. Cenab-ı Allah devletimize, hükümetimize, başbakanımıza kuvvet versin, iyilik, sağlık, sıhhat versin. Köyümüze bu hizmeti ulaştırıyor ve bizi susuzluktan yani mahrum etmiyor. Her yerden yani mahrum etmiyor. Sağ olsun, var olsunlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.